Ne olursa olsun yemek yaparken her şeyi unutuyoruz aslında. Orası bizim dünyamız gibi. Gerçi bugün pek öyle olmadı sanki. Çünkü Alisa sorunlarıyla beraber mutfaktaydı. Hayırlı iftarlar diliyoruz şimdiden size. Biz bu bölümü iftardan sonraya çekiyoruz. O yüzden tadımlarımızı yapalım. Sonrasında yorumlarla karşınızda olacağız. Masada Zeynep olmadığı için eşi Emin onun yerine verecek. Evet. Zeynep'in puanlarını tahmin edebilirsin. Tahmin ediyorum. Peki o zaman Şiva senden başlayalım. Volkan'la nasıl buldunuz? Bayıldım. Teşekkür ederim. Afiyet olsun. Evet. Çok güzel. Teşekkür. Hangisine bayıldın? Hepsi bayıldı. Sadece poğaça biraz sanki ne diyorsunuz? Maya. Fazla oldu galiba. Maya tat geliyor. Mürşide'nin söylediğini mi söylüyorsun acaba? Şiva sen başkalarının gazına gelme. Anıt mayası da her zaman da yaptığın gibi. Sen benim zaten yemeklerimi beğenirsin. Başkalarını sen dinleme. Yok, hiç kafama takma başkaları ne dedilerse sana. Zaten çok sevdi. Sadece maya tat var biraz. Galiba fazla oldu. Mürşide sen mi söylemiştin onu yapılırken? Evet. Ne yani demiştin? Mayayla biraz dinlenmesi gerekiyor öncelikle. Hani o yumuşak kıvam verebilmek için. Bir de çok sert olmuş. Hani bilmiyorum neden böyle oldu. Sertine simit bence, poğaçadan bahsediyorsunuz. Sertine laf edilmemeli çünkü herkes burada biliyor. Burada beklediği için bunu siz de yaşayacaksınız. Bir de şey kullanılabilirdi mesela. Biraz tereyağı kullanılabilirdi buna. Bu üstüne daha mi? Güzel. Hayır içine hamurun içerine. Çok zaten, daha güzel olurdu. Zaten ben içine evet. Tereyağı kullandım. Yani sıvıya benim da kullandım, yaptığım hani bilmiyorum da kullandım. Ama yani daha yumuşak oluyordu. Ben biraz sert buldum. Tatlıyı nasıl buldunuz? Yani tatlıya da birazcık mesela kremasını koymadan önce sütle biraz ıslatılabilirdi. Biraz sert olmuş sanki. Evet. Sütle ıslatılsaydı daha böyle kıvam güzel olurdu. Yine elinize sağlık. Afiyet olsun. Peki. Yüksük çorbasına bir sürü şey söylediniz. Özellikle Gülden'le ikiniz Mürside. Gerçekten büyük mü buldunuz içindeki? Evet. Ya orijinali bu değil. Evet. Evet, orijinali bu değil Zayda Hanım. Ya biz burada ille ki böyle orijinal bir şeyler yapmaya gelmedik. Herkes şimdi kendi yorumunu katıyor. Yani bu mantığı açması daha kolay, elde açmaya daha rahat. Yani büyük olduğu için ve bu daha kolaya geliyor, insanın kolayına Alisa geliyor. Mesela şöyle, nasıl mesela Kayseri mantısını küçük küçük yapıp ismi Kayseri mantısı diye mesela meşhursa, yüzük çorbası da bu şekilde olmaması gerektiğini düşünüyorum ben. Ben şimdi o kadar Kayseri mantısıymış falanmış olsun. Ben onları bilemem. Çünkü ben o kadar çeşit yemek bilmiyorum. Ben bildiğim kadar yapıyorum. Siz önemli olan lezzetine bakın. Orijinal nasıl oluyor, nasıl olmuyor ona bakmayın bence. Alisa bence sen daha küçük yapacaksın. Kezban anne rahata kaçtı. Sana öyle yaptırdı. Aa, Kezban sana puan vermedi diye mi söylüyorsun böyle acaba? Hayır. Bu arada şeyi göstermeye çalışıyorum da şu anda mesela mantısını daha küçük koysa daha mı iyi olurdu? Ya bir diyorduk yüksük çorbasının ama yani lezzeti bir kere çok güzel olmuş. Yani suyu çok güzel olmuş. Ben bir şey söyleyeceğim de şimdi ben küçük biraz mantılar yaparsam bu sefer içindeki kıyması da çok az olurdu ve erkekler beğenmezlerdi. Şimdi bu büyük olduğu için içindeki harcı da çok olduğu için erkekler daha çok beğenirlerdi. Ama sen erkeklere göre erkeklere değil göre bizleri de düşünmen gerekiyordu. Siz zaten ilk başta negatif düşündüğünüz için benim yemeklerime karşı ben ona göre şimdi erkeklere hayır negatif yönlendim ve onlara göre yemeğimi yaptım. Zaten kıymalı mesela bir şeyler yaparsın da ben erkeklere göre yapıyorum burada genel olarak. Çünkü evde erkekler de kayınpederine ve kocasına göre yapıyor. Evet, bizde Mardinliler olduğu için, kocam Mardinli olduğu için bizde daha çok et yenir evde. Bu arada ne oldu sizin eşyalar şimdi? Beğendiniz mi Şiva? Beğendiklerin var mı yani o gördüklerinden? Volkan'ı çektiklerinden? Hayır. Yok mu? Zahra Hanım, onlar için de sadece bir mucize lazım onların içinden. Mucize lazım. Zaten onlar ev artık oturmayacak. Nasıl? Mobilya da kendim alacak. Hemen karar verme, bunları daha konuşacağız. Hayır, hemen karar yaptı. Peki bir izleyelim şu mobilyalar nasıldı, bir siz nefes alın. Buyurun. Bunlar Volkan'ın gördüğü Şiva'ya
hani bunlar olabilir dediği gönderdiği mobilyalar. Spotçu olduğu için biraz karışık var. Allah aşkına o da olmaz. Ama adam yani durumuna göre yapıyor şimdi beyler. Ya, evlilik fedakarlık mi ister ya? Yani her aynen şey olsun diye bir şey yok. Bazı bu fedakarlıklar şey olması işte lazım. Her şey dört dörtlük olmaz hayatta bir yani. Bazen yavaş yavaş alır olacak her şey. Ya o da koltuk, o da koltuk. Aynı al. Bunda da oturuyorsun, onda da oturuyorsun. Mutluluğu insana o koltuk sağlamaz yani. Yunus çok güzel söylüyorsun ama şimdi bir genç kız ilk defa evleniyor ve hayalleri var. Ve yani hiçbir şey istemiyor artık. Bu istememiş halim mi? Nefes alan duvarlardan, jacuzzilerden şimdi... Zahire Hanım, Volkan'da çok zevk var. Benden belli. Onlar kesin Rabia Hanım yapmış. Evet, biraz benden de var. Doğru. Çünkü Volkan'ın arkasındayız. Parası ne kadarsa eşyada o kadar. Ya şimdi şöyle bir durum var. Ben yardım istedim. Hani çünkü ben yapmadım. Bu zamana kadar evlenmedim, bilmiyorum. Volkan, bugün bana dürüst ol, canımı ye. Bu görüntüleri sen mi çektin, Rabia Hanım mı gönderdin? Kesin Rabia Hanım. Kesin. Çünkü bildim ben. Öyle gibi. Değil mi? Neyse tamam, bir şey söyleyeyim. Arkandayım annem, biz konuş. Konuş anneciğim, evet gönderdim. Kadın olmasın, ben elinden geleni daha önce böyle ya bir şeye girişmedim. Hani büyüklerden de yardım istiyorum ister istemez. Çünkü ben bilmiyorum, hayatımda evlenmedim, şey yapmadım. Hani ben yeniyim yani. Büyüklerimden yardım istiyorum ama Rabia anne de beni bu gidişle pişman ediyor. Yani yaptıklarına hep şöyle bir şeyler söylüyor, ediyor. Bu sefer de Şiva sinirleniyor. Belki ben şey yapsam kabul edecek ama oradan öyle iğneleyince Şiva'yı, hayır, isteyeceği varsa da istemiyor. Ya Volkan, şimdi siz var ya çok güzel konuşuyorsunuz. Ev var, eşya da alınıyor değil mi? Ama siz yaşamamışsınız herhalde. Ben annesizliği de yaşadım, babasızlığı da yaşadım. Siz daha o günleri Allah size göstermesin ama yani nedir bu eşya beğenmemek, bilmem ne. Ya çektim işte, o eşyada oturulur da yatılır da. Sevgi eşyaya mı bağlı ya? Ama bir insanın yapmayın bütçesi Allah'ım de neyse ya, ona göre bence karar vermeli. Çünkü evlendikten sonra aileler çekiliyor, siz kalıyorsunuz. Yani bu zamanda, bu hayatta mücadele etmek gerçekten çok zor. Bu arada Mürşide'nin hayatta muhteşem bir mücadelesi var. Bizim oralarda kadınlara pek değer vermezler, okutmazlar dedi. Ama önce babamla sonra abimle mücadele ettim, okudum dedi. Yani, helal olsun aferin sana, bak. Yani o yüzden o mücadele derken onun içi dolu. O yüzden araya girdim, kusura bakma Mürşide. Zayda Hanım, bir de ben şunu söylemek istiyorum. Bana dünyayı verseler ne annemi yerine getirebilir, ne babamı yerine getirebilir. İnsan var ya, varlıkta değer bilsinler, anne baba değeri. Ben herkes onun için konuşuyorum. Biz de bir para yerine gelir, eşya evet yerine yani gelir. Şimdi ama Volkan'ın annesi hemen üzülüyor ve hemen hastalanan bir kadıncağız. Ya kalkıp bunları konuştuğumuz zaman inan o kadar üzülüyor ki, ona bir şey olsa Şiva eşyayı mı daha çok tercih edecek veya Volkan eşyada mı mutlu olacak? Ne alaka? Ya inanın ben var ya hala içim acıyor. Siz kaç yaşında kaybettiniz annenizi babanızı? Vallahi Zayda Hanım 17 sene oldu annemi ve ben kendim yıkadım ellerimle. Babamı da 25 sene oldu kaybedeli. Hala içim yanıyor ve kayınvalideme ben anne dediğim zaman hep içim acıyor. Ben üzülüyorum. Volkan'a da üzülüyorum. Şiva'ya da üzülüyorum. Evet hakkı. Şık mobilyalarda. Alacak kuvvet yok ama ne yapsın bu Volkan? Sevgi bazen fedakarlık gerekiyor. Onun için. Ben 3 aydır burada ne yaptım? Yani fedakarlık yaptım. Ben yani de mücadele için yaptım. Burada okul okudum. Bitti. Ama beyefendi yüzünden burada bekledi. Şiva, fedakarlığına zaman olmaz ki. Zamanla koltuklar da değişir, mutfak da değişir. Yani her şey zamanla olur. Bu birdenbire olabilecek. Ya birdenbire olsa zaten, gücüm olsa bu topa zaten hiç girmem, yaparım. Onu da konuşturmam. Kimseyi de konuşturmam bu zaten. O zaman anne söylemeseydi, kızım tarla var. Sen ne istersen yapacak. Sen gitme, Türkiye'de kal. Hepsi yapacak. Bizde bir sürü tarla var. Volkan her şeyi yapacak. Bunu söylemeseydi bana. Paradır, tarladır, ona mı güvendin? Hiçbir şey yoksa Volkan'ı sevmeyecek miydin? Ben burada Şiva'yı destekliyorum. Neden? Hemen onu da söyleyeyim. Zayda Hanım, kız o kadar söyledi bak Şiva. Diyor ki annemle babamın da rızasını alsaydık, bıraksaydın, gurur yapmasaydın. Zaten Volkan orada çok yanlışsın. Bence destek ver Şiva'ya ve artık ailesi de sizin için bir şey yapsın. Şiva'nın ailesi bir şey yaparsa bizim hayatımızda söz hakkı olur. Ben buna izin veremem. Ama şöyle bir şey var. Ona senin kalırsan Rabia Hanım'ın da söz hakkı var. Bak
Seni savunmak için kıza demediğini bırakmıyor. Bir şey demiyor. O sadece bizim yuvamızı yapmak için uğraşıyor. Volkan, annenin değeri bambaşka oğlum. Ne olur annenin kıymetini bil Volkan. Lütfen oğlum. Çok iyi düşün anneciğim. Lütfen oğlum. Lütfen. Ağlamaya söylüyor. Ben de anne çok uzak şimdi. Çok özledi. Volkan için çok kaldı burada. Onları da göremedi. Kimse biz anlamadı burada. Alisa özlüyor, ben özlüyor. Herkes anne, aile var. Ama Volkan anne çok yakın ama her şey bir olay yapsa, bana da eşya önemli değil. Sadece her şey karışmak çok beni üzgün yaptı. Annesinden ayrı olanlar ne kadar belli oluyor bak. Üç kuzum, üçü de anne deyince gözyaşlarına boğuldular. Anneler çok değerli yavrum. Bak annem yok. İnan içim hala yeni gibi acısı içimde. Yani biraz merhamet, sevgi, evleneceğiniz kişiler sizin için değerli. Sizler de bizim için çok değerlisiniz yavrularım. Ben de annemi kaybettim. Aynı böyle ağlarken yine burada bak ATV stüdyolarında çıkışta güvenlik görevlisi bir kızımla karşılaştım. Ben ağlıyorum, o ağlıyor. Sarıldık birbirimize. Biliyor annemi yeni kaybettiğimi. Gözyaşları içindeyiz. Sen de dedim yeni mi kaybettin? Ben dedi çocukluğumda kaybettim. O zaman kendimden utandım. O kadar yıl benim annem vardı, anne diyeceğim birisi vardı, evet. Bir sürü hatıram oldu. Sonra sustum, bir daha da ağlamadım. O bana ders oldu. Ben şimdi anne olmanın ne olduğunu bildiğim için, yani bence sonuçta bir anneyim. Tabii ki. Burada bizim şimdi annelerimiz yok. Gül'den de annesinden çok uzakta. Shiva da çok çok uzakta. Yani ben de aynı şekildeyim ve ben sadece isteğim şu ki erkeklerimizin anneleri de bizi anlasınlar. Çünkü onlar da kendileri de aynı durumdaydılar. Çünkü onlar da bilgilendiler. Onlar da annelerinden uzak gittiler. Yani onların kendi, biz de o durumdayız ama onlar bizi anlamak istemiyorlar nedense yani. Arkadaşlar şimdi masayı topluyoruz ve puanlamaya geçiyoruz. Elinde oklama merdane, yarışıyor eşler şahane. Ekran başına başlıyoruz, hadi mutfak bahane.